Yani uykular kaçınca her 4 kişiden biri değil mi? Belki daha da arttı sayı, 3 kişiden biriye kadar geldi. Hayatımızın 3'te 1'i uykuda geçiyor ama şu ara o oran da azaldı çünkü uykular kaçtı. Ve tahammülsüzlük de belki oradan da bir tetiklendi. Belki değil kesin. Yani uyku kaybının ruhsal alanda yaptığı en önemli değişikliklerin başında öfke kontrolü bozukluğu geliyor. Yani ölçüsüz öfke şiddeti uygulamaya başlıyoruz. Yani çok konuşuyor ya, ölçüsüz şiddet veyahut da ne deniyor, onun bir ismi daha var galiba. Çok aşırı miktarda geri dönüşü şiddetin uykusuz insanlarda çok fazla. Uykusuz insan iş yerinde daha çok problem çıkaran, daha çok iş kazası değil sadece sosyal kaza yapmaya eğilimli olan insan. Yani sadece trafik kazası değil, trafikteki kavgaların da çoğu uykusuzlar arasında çıkıyor. Ama uygun görürseniz bugün biraz daha bu uykusuzluğu bir masaya yatıralım. Çünkü çoğu insan uykusuzluğun bedelini çok iyi bilmiyor. Ama bizden daha çok uykusuzluğun bedeli kadar uykusuzluğuna çözüm de istiyor. Onları konuşalım. Değil mi? Değil mi? Önce bir fotoğrafı çekelim. Neden uyuyamıyoruz sorusunun yanıtını verelim. Sonra kısa bir araya gideriz. Neden uyuyamıyoruz dediğimizde bir araştırma var aslında. Değil mi? Profesör Doktor Murat Kasap başkanlığında evet. Yürütülen. Burada ilk sırada %56 gibi bir oranla stres çıkıyor. İkincisi %19'larda hastalık, %16 yattığınız ortamın uygunsuzluğu, %14 çay kahve hala çok ciddi bir oranda bence, %6 da diğer. Yani stres ve hastalık ikisi birleşince o hani pastanın büyük dilimini oluşturuyor ne yazık ki. Bugünlerde yapılmış bir araştırma değil o araştırma. Ben onu bugün özellikle konuşmak istedim ama o zaman bile %50 ise bu şimdi %75'tir. Yani bu araştırmanın yapıldığı tarih salgından önceki bir tarihtir. Salgından sonra buna salgını, ekonomik problemlerimizi ve savaşı eklerseniz bu rakam %75. Yani sorun şu anda çoğu insanın zannettiği gibi yastık meselesi, yatak meselesi değil. Mesele kafa meselesi. Yani kafalarımız sağlam değil. Yani aklımızın arkası dolu. Yatağa rahatlamış olarak girmeyi imkanı bulamıyoruz. Unuttuk demeyeceğiz. Çünkü çoğumuz unutmadık ama beceremiyoruz ben dahi çoğumuz. Çünkü arka akıl, dip akıl, derin akıl bizi dürtüyor. Yarın ne olacak sorusu. O yarın ne olacak da savaşta ne olacak? Ben sabahleyin bir örnek vereyim size. 3 gündür bunu çok enteresan bir şekilde izliyorum. Ben sabahleyin uyanır uyanmaz ilk yaptığım şey bir klasik müzik dinlemekti. Yani klasik müziği açarım bir cep telefonumdan ve klasik müzik dinlerim. En sevdiğim de Chopin'in nocturnlerinden birisidir. Birkaç gündür sabahleyin açıyorum. Saat 7'de NTV karşımda sabahleyin o sabah yayınlarının değişmez sunucusu kardeşimiz ve harp haberlerini merak ediyorum. Sonra bugün dedim ki hayır yarın bir daha açmayacağım. Yani yarından sonra bir daha açmayacağım sabahleyin. Siz NTV'yi seyredin de. NTV açmayacağım, haberleri açmayacağım. Yani çünkü insan gerçekten kafaya takıyorum ki gece boyunca ben bunu bilinçaltımdan sabahleyin acaba bugün Kiev'e girdiler mi diye merak ediyorum. Odessa'ya ne oldu diye merak ediyorum. Kaçan insan görüntüleri, hatta Instagram'da paylaştığım o ağlayan çocuğun yürürken dünyaya isyan eden, savaşa isyan eden görüntüleri beynimin altına yazılmış, çıkmıyor. Artık diyor savaş bitse de benim çocuğum gitmiş. Çıkmıyor. Derin akıl, bu derin akıl bizi uyutmuyor. Dolayısıyla uykusuzluk meselesi ama bir problem de şu. Sadece uykusuz kalmakla kalsa ki uykusuzluk bizim düşünce sistemimizi etkilediği için doğru düşünme, doğru analiz etme, doğru üretme, doğru kararlar verme sistemimizi etkilediği için sadece sağlığımızı etkilemiyor. Toplumsal sağlığı etkiliyor. Bugünlerde gördüğünüz eski oranda daha fazla olan suç artışının, trafiklerdeki kavgaların, birbirlerinin arabaların üstüne çıkıp camları kırmaların evet. Yani eskilerin çok güzel bir lafı vardı. Benim rahmetli Süleyman Bey çok kullanırdı. Tahammül fersah. Duydunuz mu siz? Tahammül fersah. Fersah hale geldi derdi. Yani tahammülü mümkün değil demekmiş o. Yani artık tahammül edilmez bir noktaya geliyor olaylar ama o tahammülsüzlük aslında çok büyük insanın tahammül etme gücü var. Ama uyku kaybı olan insanlarda bu hoşgörü, bu tahammül edebilme yeteneğinde çok ciddi törpülenme oluyor. Evet.